Haber merkezinden iyi sabahlar, iyi haftalar diyerek başlayalım bugünkü yayınımıza. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. 3 saat boyunca gündemin ayrıntılarını paylaşacağız. Haber özetleriyle başlıyoruz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin NATO'dan talep ettiği Patriot füzeleriyle tartışmayı Kütahya'da değerlendirdi. Başbakan, sistemin savunma amaçlı kurulacağını yineledi. Sınırımızda aldığımız tedbirlerden kimse farklı anlamlar çıkarmasın dedi. Hamas lideri Halit Meşal, Başbakan Erdoğan'ı arayarak Gazze'de varılan ateşkese katkılarından dolayı teşekkür etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'nda tutuklu yargılanan gazeteciler Mustafa Balbay, Soner Yalçın ve Tuncay Özkan'ın kitaplarını imzaladı. Kılıçdaroğlu, aydınlar zindanlarda tutulmamalı dedi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, bazı bakanlıklar ve önemli kamu kurumlarına düzenlediği siber saldırılarla adını duyuran Red Hack grubu davası bugün başlıyor. Üçü tutuklu 10 sanık silahlı terör örgütü adına suç işlemekle suçlanıyor. Dün kadına karşı şiddete dayanışma günüydü. Birçok kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şiddete hayır denildi. İstanbul ve Ankara'da eylemler yapıldı. Diyarbakır'da ise BDP'lilerin yürüyüşü gergin geçti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın aile ombudsmanlığı uygulamasının ilk sonuçları belli oldu. Boşanma sürecinde danışmanlık hizmeti alan 298 sorunlu çiftin 59'u ayrılmaktan vazgeçti. TÜYAP 31. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı sona erdi. 600 yayın evi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen fuara ilgi bu yıl daha fazla oldu. Rolling Stones müzik grubunun 50. yıl turnesi İngiltere'nin başkenti Londra'dan başladı. 20 bin müziksever efsanevi grubu canlı izleyebilmek için konser salonunu doldurdu. Haber özetlerini aktardık, ayrıntılara geçelim. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin NATO'dan talep ettiği Patriot füzeleriyle tartışmayı Kütahya'da değerlendirdi. Başbakan, sistemin savunma amaçlı kurulacağını yineledi, sınırımızda aldığımız tedbirlerden kimse farklı anlamlar çıkarmasın dedi. İran, Türkiye'nin Suriye sınırına konuşlandırılması planlanan Patriot füze savunma sistemine tepkisinde ısrarlı. İran Patriotların bölgeye olumsuz etkileri olacağını iddia ediyor. Başbakan Suriye'nin Resulayn ilçesinde günlerdir süren çatışmalar bitti. Bölgeden dikkat çeken bir iddia geldi. Özgür Suriye Ordusu temsilcileri çatışma sona erdikten sonra yaptıkları açıklamada Suriye'deki Kürt gruplardan PYD ile anlaştıklarını iddia etti. Çatışmaların sona ermesi Ceylanpınar halkının rahat bir nefes almasını sağladı. Hamas lideri Halit Meşal, Başbakan Erdoğan'ı arayarak Gazze'de varılan ateşkese katkılarından dolayı teşekkür etti. Halit Meşal, telefon görüşmesinde ateşkesten bu yana yaşanan gelişmeler hakkında da Başbakan'a bilgi verdi. Irak'ta merkezi hükümetle Kuzey Irak yönetimi arasındaki gerginlik tırmanıyor. Kürt yönetimi hak iddia ettiği bölgeleri asker yığınak yapmaya devam ediyor. Ve Mesut Barzani, Irak güçlerinin Kerkük'e girmeleri halinde peşmergelere saldırı emri verdi. Tansiyonu düşürme çabaları da bir yandan sürüyor. Kürt ve Iraklı askeri yetkililer bugün Bağdat'ta bir araya gelecek. Türkiye'de bulunan Irak Cumhurbaşkan Yardımcısı Tarık El Haşimi Katar'a geçti. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Hamad Bin Casım'la El Thani ile bir araya geldi. Katar Meclis Darbe Komisyonu nihai raporunu bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunacak. Meclise bunun dışında başka önemli gündem maddeleri de bekliyor. Genel kurulda baş yönetici seçimi yapılacak, sermaye piyasası kanunu tasarısı da ele alınacak. Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporda Türkiye'de derin devletin tasfiye edilemediği ve operasyonel eylemlerin devam edeceği belirtiliyor. Raporda ayrıca Kozmik Oda tartışmaya açıldı ve darbelerin hazırlanmasında rol oynayan karanlık cinayetlerin belgeleri Kozmik Odalarda araştırılmalı, sorgulanmalıdır denildi. Denetimine açılmadı. Darbelerin hazırlanmasında rol oynayan karanlık cinayetlerin belgeleri kozmik odalarda araştırılmalı, sorgulanmalıdır. Türkiye'yi darbeye sürüklemek için kargaşa ortamı yaratılır ve devlete çalışan kiralık katiller cinayet işler. Özel Harp Dairesi'nin tarihi Türkiye'nin gizli tarihidir. Bu cinayetlerin hepsinin ardında JITEM vardı. JITEM en çok terörle mücadeleye zarar verdi. Bilir. Çünkü medya insanları her şeye inandırabilir sözü hayata geçirildi. Kervana TRT de katıldı. Bir programda ortam 12 Eylül'e benzetildi ve Konya mitingi ve İran görüntüleri verildi.
Bu süreçte Batı Çalışma Grubu fişleme şebekesi olarak çalışıyordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'nda tutuklu yargılanan gazeteciler Mustafa Balbay, Soner Yalçın ve Tuncay Özkan'ın kitaplarını imzaladı. Kılıçdaroğlu, aydınlar zindanlarda tutulmamalı dedi. Cezaevinde işkence sonucu ölen Engin Çöber davasında müebbet hapis cezası alan iki sanıkla ilgili gerekçeli karar açıklandı. Kararda sanıklara Çöber'e ağır işkence uyguladıkları için müebbet hapis cezası verildiği vurgulandı. Kadına şiddete karşı dayanışma günüydü. Kadınlar meydanlara indi. İstanbul ve Ankara'da eylemler yapıldı. Orta Afrika ülkelerinden Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde militanların Goma kentini ele geçirmesi binlerce insanı evlerinden etti. Ortaya da insanlık dramı çıktı. Binlerce kişinin acil yardıma ihtiyacı var. Kısacık bir aramız var. Az sonra birlikteyiz. Terör, istihbarat ve kaçakçılık ekipleri İran'dan Türkiye'ye gelen kaçak sigara yüklü iki tıra operasyon düzenledi. 180 bin paket kaçak sigara ile geçirildi. Güne başlarken spordan gelişmelerle devam ediyor. Fenerbahçe ilk yarısında zorlandığı Gençler Birliği maçında ikinci yarıda farka gitti. Sarı lacivertler dün akşamki maçta rakibini 4-1 mağlup etti. Spordaki gelişmeleri aktardık. Şimdi de ekonomi cephesindeki son rakamlara bakacağız. Menkul kıymet ekonomi notlarının ardından ara veriyoruz. Devam edeceğiz. Haber özetlerini aktardık. Gökhan Gerçek'ten Ankara gündemini alacağız. Türkiye'de kredi kartlarının sayısı son 4 yılda %100'ün üzerinde bir artışla 68 milyona ulaştı. Borçlarını ödeyemeyenlerin oranı ise %90 arttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre 2008 yılının Eylül ayında yaklaşık 33 milyon olan kredi kartı sayısı 2012 yılının Eylül ayında 68 milyona ulaştı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın çağrı merkezi Gaziantep'te açıldı. Merkezde mağdur vatandaşlara psikolojik, ekonomik ve hukuki alanlarda destek sağlanacak. Alo Şerife Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben Fatma Şahin. Şimdi size yardımcı oluyorlar. Buradan gidip kaymakamlıktan vakıf üzerinden gidip şartlı sağlık ve şartlı eğitim paranızı alacaksınız. İletişim merkezi 7 gün. Sonunda yağmur Çarşamba ilçesine bağlı Çınarcık beldesini vurdu. Tarım arazileri ve evleri su bastı. Her yağmurda benzer durumu yaşadıklarını söyleyen belde halkı bölgedeki derenin ıslah edilmesini istiyor. Kısa bir aramız olacak. Hava durumunun ayrıntılarını aktaralım ardından. İstanbul günü parçalı bulutlu geçirecek ama hafif pus oluşabilir. Sıcaklık gün ortası 15 dereceye çıkacak. Ankara bugün az bulutlu ve soğuk, en yüksek sıcaklık 10 derece. 5 gün yağış beklenmiyor. İzmir'de ise gökyüzü açık, sıcaklık 17 dereceye çıkacak. Ancak bu iki gün körfezde pus oluşabilir. Yeni bir haftaya başladık. Bakalım bu hafta hava durumu nasıl olacak? Haftanın yorumunu NTV Meteoroloji Editörü Gökhan'a buradan alacağız. Sayın Abur, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, İyi bir hafta günaydın. Olsun. Güzel, güneşli bir hafta olsun dileyelim aslında. Geçen haftadan sıcaklıklar yükselecek dediniz. Nasıl bir hafta bizi bekliyor? Evet, yani hafta sonu... Teşekkürler Gökhan Gerçek. Ankara gündemini bizlerle paylaştı. Sayın seyirciler, İsmini Ankara Emniyet Müdürlüğü, bazı bakanlıklar ve önemli kamu kurumlarına düzenlediği siber saldırılarla duyuran REDEK grubu için açılan davaya bugün başlanacak. Üçü tutuklu, 10 sanık silahlı terör örgütü adına suç işlemekle suçlanıyor. Kişisel bilgilerin yayınlanması ve gizli belgeleri elde etmek sanıklara yöneltilen suçlamalar arasında. Dün kadına şiddete karşı dayanışma günüydü. Kadınlar meydanlara indi. İstanbul ve Ankara'da eylemler yapıldı. Diyarbakır'da ise BDP'lerin yürüyüşü gergin geçti. Yaz aylarında turist akınına uğrayan Muğla'da sonbahar turizmi için de çalışmalar başladı. Valilik düzenlenen doğa gezileriyle turizm döneminin sonbaharda da devam etmesini hedefliyor. Gündemin ayrıntılarına kaldığımız yerden devam edeceğiz ama kısa bir ara veriyoruz. NTV MSNBC'nin internet sitesinin öne çıkardığı haber başlıklarıyla devam edelim. NTV MSNBC internet sitesinin öne çıkardığı haber başlıkları dedik. İlk sırada Irak'ta merkezi hükümetle Kuzey Irak yönetimi arasındaki gerginlik var. Gerginlik tırmanıyor. Kürt yönetimi hak iddia ettiği bölgeleri askeri yığınak yapmaya devam ediyor. Barzani ise İspanya'nın
Kuzeydoğu bölgesi Katalonya'da halk bölgesel seçimler için sandık başına gitti. Sandıktan ayrılık çıktı diyor başlığında da. İlk seçim sonuçlarına göre yeni parlamentoda ayrılıkçı partiler çoğunluğu sağlamış oldu. Raporda Türkiye'de derin devletin tasfiye edilemediği ve operasyonel eğilimlerin devam edeceği belirtiliyor diyor. Gazze şeridinde Filistinlere yönelik balıkçılık ve tarım alanlarında uyguladığı kısıtlamaları gevşetti. Yani ilk İsrail'de yapılan operasyon. Operasyonda PKK'nın bölgedeki grup lideri öldürüldü. Diyarbakır Valiliği ölenken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Kitap Fuarı'nda Oda TV davasında tutuklu bulunan gazeteci Soner Yalçın'ın Samizdat kitabına sevgili Soner, bu kitap hapishane tarihinin herhalde bir başyapıtıdır. Aydınlık ve özgür bir Türkiye dileğiyle diye yazdı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Ve NTV MSNBC'nin öne çıkardığı haber başlıklarını aktardık ve başkent Ankara'ya uzanıyoruz. Başkent Ankara'da yokuştan inerken fren sistemi arızalanan bir otomobil yol kenarındaki evin çocuk odasına girdi. 5 dakika önce odada oyun oynayan 3 çocuk faciadan kıl payı kurtuldu. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Sıradaysa BBC Türkçe servisinin gözünden İngiltere basını var. Az önce de yeni bir haftaya başlıyoruz dedik, hava durumunun ayrıntılarını aldık ama bir kez daha hava durumunun ayrıntılarını alalım. Yeni bir haftaya başlarken Sayın Abur, hoş geldiniz tekrar yayınımızda. Merhaba, hoş bulduk. Günaydın tekrar. Hava sıcaklıkları artacak dedik. Yağmurlar kesilecek mi? Nasıl bir hafta bizi bekliyor? Evet. Gökhan Abur'a teşekkür ediyoruz. Yarın sabah tekrar bizlerle birlikte olacak. Yayınımızı noktalayalım. Yarın sabah 6'da görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın efendim.